Evet, Türkiye'nin en genç büyük ustalarından biri olan, gelecek vadeden sporcularından biri olan Vahap Şanal'la Çinli bir oyuncu Jun Dalee'nin çok şık bir maçıyla birlikteyiz. Hemen maça geçelim. Beyazlar Çinli oyuncu Zhu Weili, siyahlar Vahap Şanal. D4 hamlesiyle başlıyor beyazlar. Vahap at F6 oynamış, D4 hamlesi de C4 sürüşü gelmiş ve E6. Evet, E6 hamlesiyle birlikte Vahap Vezir Hint devam yoluna girmek istiyor. Bu filin B6 mesela at C3'e fil B4 yenilebiliyor. E4 karesini kontrol etmeye çalışabiliyor siyahlar gördüğünüz gibi. Sonrasında B6 fil B7 gibi hamlelerle hem E4 kontrolünü arttıracak hem de bu çaprazda ciddi bir üstünlük girişiminde bulunacak. At F3 ile devam edilmiş ve Vahap D5 sürüşünü gerçekleştirmiş. Tabii fil B4 de oynanabiliyor. Fil B4 şah da çekilebiliyor. Burada at D2, fil D2 gibi hamleler var. Fil D2 gelindiği zaman da fil E7 dönülüyor. Siyahlar her ne kadar hamle kaybetmiş gibi gözükse de beyaz filin bakın D2'ye çıkması beyaz ezinin D4'e yönelik bağlantısını kopardığı için siyahlar ilerleyen zamanlarda C5 sürüşüyle buradaki piyona saldırabiliyor. Biraz daha komplike ileriye yönelik hamleler bunlar ama fikir olarak açışta bu tarz ince fikirler var. D5 sürüşü geldi Vahap Şanal'dan. Merkez hakimiyeti geliyor. At C3, C6 semi slav oldu. Yarı slav savunması. Tek sıkıntımız buradaki fil. Onun dışında dizdiğimiz piyon yapısı oldukça sağlam. Beyazlar E4 sürmediği takdirde siyahlar rahat bir şekilde gelişimini gerçekleştirecektir. G3 en sevdiğim devam yollarından biri. Katalan sistemiyle oynamak istiyor aslında beyazlar. Fili bu diagonalden geliştirmeye çalışıyor. Çok seviyorum. Eğer E4 E5 ile oynamıyorsam fili bu diagonalden geliştirmeyi çok seviyorum. Büyük ustalar özellikle Victor Bologan'ın Katalan'da çok ciddi bir bilgi birikimi olduğunu ve dileyenlerin Victor Bologan'ın maçlarına bakmasını öneririm. Fil E7, fil G2, kısa rok, kısa rok, at B7. Gördüğünüz gibi Vahap kısa rok attı, atın D7'ye gelişti. Bu D7'deki at bakın C6'ya gelemiyor gördüğünüz gibi piyon çıktık çünkü buraya. Eğer at C6 çıkmış olsaydık buradaki piyon geri kalacaktı ve oyuna dahil olamayacaktı. Bu sebeple C6 sürüşe devam etti Vahap Şanal. Şimdi D7'deki at E5 sürüşeni destekleyebilir ilerleyen zamanlarda. Atı F8'den G6'ya gelebilir. Duruma göre bazı devam yolunda at B6 gelinebilir C4'de baskı kurmak için. DC4 alınıp C5 sürmeye yardım edebilir. Bu atın bir sürü görevi olabilir D7'de. Beyazlar Vezir D3 oynamış. Çok sık görmediğimiz bir hamle. Normalde devam yolunda B3 oynanmalı. Buradaki piyon korunmalı. Sonrasında fil B2 şeklinde geliştirebilir. Buradaki kale C hattından kullanıma açılabilir. Buradaki kale E hattından kullanıma açılabilir. Vezir C2 gelinebilir. Yine E4, E5 sürüşleri denilebilir. Vezir D3 şimdi vezirle ekstradan hamle yapıldı ve C4 karesi korumaya çalıştı. Vahap hemen B6 oynamış. Burada şimdi DC4 alınsaydı eğer yani Vahap tarafından D çarpı C4 hamlesi alınsaydı Çinli oyuncu direkt vezir çarpı C4 alacaktı ve bu konumda beyazların daha avantajlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü merkez karelerinde siyahın tek bir piyonu varken beyazın gördüğünüz gibi iki piyonu var. Buradaki G2'deki fil önüne açık. Eğer siyahlar B5 sürüşüyle bu alan kazanmaya çalışırsa her türlü piyon sürüş hamlesi beyaz fil önünü açacak. Beyaz taşlar arasında gerçekten çok şık bir uyum var. Bu fil F4'e gelebilir. Atlar çok güzel yerlerde, ideal yerlerde E4 ve D4 piyonlarını destekleyen kalelerde. Kalelerimize C1, D1'e ya da D1, E1'e koyabiliriz. Beyazın hiçbir zayıflığının olmadığı çok iyi bir konumda kalınacağını söyleyebiliriz. D çarpı C4 hamlesi yapılsaydı. Evet, Vahap B6 hamlesiyle devam ediyor ve Çinli Jun Weili E4 sürmüş. Evet ben artık merkezden geleceğim diyor. E4 sürüşle birlikte. Vahap ilgilenmeyi fil 6 gelmiş sevgili dostlar. Fil 6 hamlesini keşke size sorsaydım. Bakın B6 fil B7 dedik doğru ama ezberci zihniyet kesinlikle yanlış bir zihniyet. Burada bakın A6 F1 çaprazın zayıf olduğunu gören Vahap Şanal hemen filin 6'ya çıkıyor. D5 piyonunun işbirliğiyle birlikte C4'e saldırıyor. Şimdi artık B3 sürmüş beyazlar C4'ü korumak için. Vahap kale C8 gelmiş. Gördüğünüz gibi müsait bir zamanda C5 sürüşünü hazırlıyor. A hattındaki kaleyi C'ye gelmiş oldu ekstradan. Kale D1 beyazlar da gelişmeye devam ediyor. Vahap'tan at E8 hamlesi. Buradaki hamleyi sorsaydım kimse bilemezdi. Vahap bu atı D6'ya koymak istemiş. C4 karesine baskıyı arttırmak istiyor. Beyazlar tabii at D2 gelip her zaman C4'ü savunabilir ama bu sefer D4'ü kontrol eden attan vazgeçildiği takdirde siyahlar hemen cebe sürebilir. Ortalık inanılmaz derecede karıştı. Bakalım nasıl devam edecek konum. Evet, at E8 hamlesi geldi. Fil D2 çıktı. Jun Weili ve Vahap Şanal hemen at D6 oynadı. At D6 ile birlikte hem C4'e saldırıyor hem E4'e saldırıyor. D5'teki piyonla birlikte çok
şık duruyor. Arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Şu an 12. camdayız ve hala en ufak bir taş bile değişilmedi. Ve taraflar sürekli birbirlerini kolluyorlar. Çinli oyuncu vezir E2 kaçtı. Ve kale E8 hamlesi geldi. Vahap Şen aldı. Şimdi şunu sorabilirsiniz. D alır C4 hamlesi piyon kazanmıyor mu? Mesela B alır C4 alındığı zaman at C4 piyon kazanılmıyor mu diye sorabilirsiniz. Doğru. Ama arkadaşlar burada D C4'e bakın siyahlar D çarpı C4 aldığı zaman beyazlar E5 sürüyor. Ve önce ata saldırıyor. Abone sayıcımız da çok hızlı artıyor bu arada. Çok teşekkürler kanala yeni görüp abone olanlara. E5 sürüşle birlikte bakın buradaki at önce kaçacak. Çünkü B3'ü alamaz. Alttaki fil boşta. At herhangi bir yere kaçacak. Mesela F5'e kaçsın. B çarpı C4 ve bu sefer siyahlar C5 sürüşünde D5 ile karşılık verebilecek beyazlar. Ve yine buradaki fil önü çok açık. Buradaki at anlamsız duruyor. D4 kalesi üzerine yapılan baskın pek bir şey ifade ettiğini söyleyemeyiz. Çünkü D hattında kalemiz var. F3'teki at da D4'ü her zaman kontrol ediyor. Bu kaleyi de C1'e geleceğiz. Beyazın hiçbir sıkıntının olmadığı, çok rahat bir konumda olduğu, alan avantajının olduğu bir konuma ulaşmış oluruz. Bu sebeple D çarpı C4 alınmadı bakın. Vahap kale E8 oynadı. At D2 geldi Cunveli'den. Ve Vahap fil F8 çekti. Kalesinin önünü açtı. Belki duruma göre G6 fil ile bu fili buradan çıkabilir. Hiç düşünmüyorum böyle bir hamle yapacağını, buraları zayıflatacağını. Çünkü A1 A8 çapmazını kontrol eden bir beyaz fil var B2 karesinde. O yüzden G6 fil G7'i beklemiyor. Kale A1 ve burada arkadaşlar hamle sırası Vahap Şenal'da. Herkes videoyu durdursun ve yorum kısmına 15 nokta düşündüğü hamleyi yazsın. Diğer maçlarda olduğu gibi, videolarda olduğu gibi lütfen düşündüğünüz hamleyi burada yorum kısmına yazın. Vahap Şenal ne oynamış olabilir? Evet sevgili dostlar, Vahap bakıyor sağına soluna, bekleyerek bu iş olmaz diyor ve C5 sürüşünü gerçekleştiriyor. C5'le birlikte artık Vahap da merkez mücadelesi ciddi şekilde saldırı gerçekleştiriyor. Bakın her şey birbirine alıyor. İnanılmaz karışık bir konum. Ben sakince bunu anlatmaya çalıştım ama D5'teki piyon hem C4'e hem D4'e bakıyor. Bizim D4'teki piyonumuz C5'e bakıyor. Yani şu an beyazın 3 farklı alış hamlesi var. Hepsini hesaplaması gerekiyor. Beyazlar tabi burada E çarpı D5 alırlarsa C4 var. Buradaki piyonumuz boşta. O yüzden hani C çarpı D5'e de aynı şekilde bu var. Hatta buradan vezir boşta. Bu sebeple D4 piyonu istekli olduğu için kolay kolay D5'i alamıyoruz. Olur da D çarpı C5 ile piyon almaya çalışsak o da alacak. Ve C5. Bakın E ile aldığımız zaman yine E ile alıyor. D4 sürüşleri de var. C4'ü de alabiliyor. E altındaki kale de birden oyuna girdi. Vahap'ın çok sert bir konumda olduğunu söyleyebiliriz yani eğer beyazlar piyon almaya çalışırsa. Bu sebeple herhangi bir piyon alışını gerçekleştirmeyen Çinli oyuncu at F3 geri gelmiş. Atın önce D2'ye geldi, sonra F3'e geri geldi. Evet, burada hamle sırası Vahap'ta. Sizce Vahap ne oynamış olabilir sevgili dostlar? Videoyu durdurup düşünün ve 16 nokta Vahap'ın yazdığı hamleyi yazın. 16. hamlede Vahap ne oynamış olabilir? Evet, Vahap D çarpı C4 almış. BC4 alırsan diyor ki ben yine at C4 alacağım diyor. C4'teki atım çok iyi, piyonla kazandım diyor. Tabii ki demin de ettiğimiz gibi beyazlar buna izin vermeyecek ve E5 sürüşünü gerçekleştirebilir duruma göre. E5 sürüşü gelmemiş ama D çarpı C5 hamlesi gelmiş beyazlardan. Ben E5 hamlesi beklerdim. At F5 tarzı bir hamle şimdi BC4 alınabilirdi. Ama Çinli oyuncu D çarpı C5 hamlesini tercih etmiş. Vahap at çarpı C5 almış. Çinli oyuncu bir an havaya kalkmış, çok heyecanlanmış. Vahap'ın D6'daki atının düştüğünü düşünmüş ve E5 sürüşünü yapmış. Evet, Vahap'ın atına ne oldu? Vahap atını mı kaybetti? Siz burada Vahap'ın yerinde olsaydınız, Türkiye'nin en genç büyüklerinden biri olsaydınız ne oynardınız? Lütfen videoyu durdurup hamle numarası 18 yazın ve düşündüğünüz hamleyi yazın yorum kısmına. O yorumları göreceğim. Üşenmeyin yazın. Evet. Vahap düşünmüş. Ne yapayım ne edeyim demiş. Ve D6'daki atı bırakmış arkadaşlar. C çarpı B3 almış. Vahap'tan bir at fedası mı? Bakın ED6 aldığımız zaman vezir E2 var. Vezire bir tehdit var. O yüzden atı alamıyoruz sevgili dostlar. Burada C çarpı B3'e. O yüzden paşa paşa buradaki vezirimizi oynamak zorundayız. Çinli oyuncu da vezire bir oynamış. Ve burada maçın yine çok önemli kırılma anlarından birindeyiz. Vahap mı kazanacak, Cunveli mi kazanacak? Çok karışık ortalık. C ve D hattı, Çinli oyuncu da
Vahap Şanal'da da tabii çok sağlam atlar var. Sizce burada Vahap Şanal nasıl devam etmiştir? Hiç yorum yazmayanlar 19 yazsın ve 19'dan sonra buradaki Vahap'ın hamlesini bulmaya çalışsınlar. Evet, Vahap konsantre olmuş maça. Sağına bakmış, soluna bakmış. Ve at C4 hamlesini oynamış. İnanılmaz bir hamle. Veziri bırakıyor Vahap. Ben vezir olmadan da bu maçı kazanırım diyor. Atlarımın gücüne inanıyorum diyor. Ve D8'deki veziri bırakmış Vahap Şanal. Çinli oyuncu hemen kale D8 almış. Vahap da kale D8 almış. Evet, Blackburn'un maçlarındaki gibi direkt belki bir mat atağı olmuyor. Ama modern satrançta kolay kolay force bir şekilde mat atağı yapamıyorsunuz. Ki bence bu şekilde stratejik fedalar çok daha önemli, çok daha zor, çok daha taklit edilmesi gereken fedalar. Şu an Vahap veziri vermiş oldu. Bakalım nasıl devam edecek oyun. A çarpı B3 almış Çinli oyuncu. Vahap at D3 girmiş, taşın içeri girmiş. Vezir E4, hamle bulmakta zorluk çekiyor Çinli oyuncu. Vahap teşekkür ederim diyor. At B2 atlarla toplamaya devam ediyor. Taşları bakın, buradaki fil de çok iyi. Buradaki fil de çok iyi. Atların gazabı da efsane. Kalelerimizde C ve D hattına siyah taşlar inanılmaz aktif yerlerde. At G5. Buradan çocuk tuzağı yapıyor Çinli. Bu tarz Çinli mat tuzaklarıyla Vahap Şanal'ı mat edemezsiniz sevgili dostlar. O yüzden daha kaliteli tuzaklar yapmanız lazım. Vahap basitçe G6 oynamış, buradaki tuzağı engellemiş. Kale C2. Çünkü kalemiz istekliydi. Kalemiz deyince hani beyaz da istekliyormuş gibi gözükmeyelim. Ben iki tarafa da mizli konuşuyorum. Satranç tahtasını bakıyorum keyifli maç olması açısından. Kale C2, siyahlar fil E'de oynamış Vahap Şanal. Ve vezir H4'te bir mat saldırısına daha bulunmuş. Çin malları bakalım başarıya ulaşabilecek mi? Bu maçta Vahap basit bir şekilde H5 sürmüş. Gördüğünüz gibi vezirin H7 olan saldırısını kesmiş oldu. Çinli G4 sürmüş. Buradaki H5'teki piyonu kaldırmaya çalışıyor H hattına atmak için. Vahap basitçe at F4 gelmiş. Çünkü G alır H5 alırsa at H5 de alabilir. Kale C3 de alabilir. Bir sürü hamle var. At H5 bu mesela basitçe bunu aldığı zaman herhangi bir vermiş sıkıntı görmüyorum. Şimdi buna at F4'e Çinli oyuncu fil F1 gelmiş. Vahap fil çarpı F1 almış. Şah çarpı F1 buradaki beyaz kaleleri kontrol eden bir fildi. Ve bu filden kurtulmuş oldu. Ve hamle sırası Vahap'ta. Vahap sizce bu oyuna nasıl devam etmiş olabilir? 28 yazın ve yorumlarda bunu lütfen yazın. Siyahlar ne oynamıştır? Vahap muhteşem bir oyunun ardından kale çarpı C3 fedasıyla oyunu sonlandırıyor. Bir feda daha Vahap'tan. Kale çarpı C3'e de kalede bir inanılmaz bir mat geliyor. Çin'e Vahap Şanal selamı diyoruz. İyi akşamlar China. İyi akşamlar Çin Halk Cumhuriyeti diyor Vahap Şanal. Gerçekten inanılmaz bir maça imza atıyor. Vahap gerçekten geleceğin 2700 olarak çoğu satranççının yorumladığı bir oyuncu. Umarım 2700 seviyesine hızlı bir şekilde ulaşır ve satranç kariyerindeki basamakları birer birer tırmanmaya devam eder. Evet, güzel bir maçla birlikteydik. Maçla alakalı yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.